Hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz. Ne haber? Bu haftaki konuğumuz Aybüke Pusat. Valla bu hafta sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalıştık ama olmadı sevgili izleyenler. Havaalanı çalışanına yardıran hanımefendinin ağzının yayıyla ilgili çeşitli teoriler var ama biz ondan bahsetmeyip direkt ablanın kulaklar yerine başka bir organa hitap ettiğini düşündüğümüz sesine kulak veriyoruz. Koca kıçını büyütene kadar aklını çalıştı. Sokak süprüntüsü. Sevgili izleyenler, sadece kulaklarımıza değil diğer organlarımıza da inanamadığımız bu tavrın karşısında güvenlik görevlileri hanımefendiyi havaalanının dışına aldı diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kendisi duyduğumuz kadarıyla mabadını yayarak devam etti uçuşuna. Gördüğünüz gibi terbiyesizliğin, kendini bilmezliğin sınıf ayrımı olmuyor. Terbiyesiz, her koşulda terbiyesiz. Muhalefet liderine atılan yumruktan ne farkı var ki bunun? Gerçi onları da adli kontrolle serbest bıraktılar değil mi? Elini öptüler falan. Aynı ekip bu ablanın da ağzını öpsünler madem. İsviçreli araştırmacılar yine bok yedi sevgili mazbata severler. Sakallı erkekler köpeklerden daha fazla bakteri barındırıyor diyorlar. Elinin körü diyen başta ben olmak üzere sakallı insanların tepkisini çeken bilim adamları maymunda da kıl var diyerek konuyu başka bir noktaya taşıdı. Asıl enteresan olan da bu sonucun köpeklerde MR cihazının kullanılmasını test ettikleri bir deneyde çıkmış olması. Sakallılar olarak şunu soruyoruz. Efendim ne oldu MR işi? Çünkü bununla ilgili haberde bilgi yok. Ülke siyasetimizde ise bu hafta hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik denilebilecek bir şekilde devam ediyor. Ama alkışlanacak bazı şeyler de olmadı değil. Aldığı 20 bin liralık maaşın dibine kadar hakkını veren başka bir milletvekilimizden Cemal Engin Yurt'tan bahsedelim. Efendim kendisi ahd etmiş ve bunu gerçekleştirmiş. Memleketi Ordu'nun en büyük geçim kaynağı olan fındığı tekrar eski görkemli günlerine döndürmek için fındık üreticilerine destek ve ihracat kolaylığı sağlamak üzere mecliste çalışma komisyonu kurma teklifi vermiş demek isterdik ama maalesef kendisinin en büyük ahdi bu değilmiş, şuymuş. Bir Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak Tanrı Dağı'ndan Bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak benim için en büyük ahdi, ahdimi gerçekleştiriyorum. Evet, halkın seçilmiş temsilcisinin en büyük ahdi Tanrı Dağı'nda ulumakmış efendim. Ne diyelim, vallahi yaşıyorsunuz bu hayatı sevgili milletvekilimiz. Ordu'ya da kafasına koyduğunu yapan bu milletvekilini meclise gönderdiği için helal olsun diyoruz. Hayır, ne diyelim. RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin geçenlerde bir konuşmasında Türkiye'nin yapılan yayınlar anlamında Avrupa Birliği'nden daha özgür ve önde olduğu yönünde bir açıklama yapmış ve yakın zamanda internet üzerindeki yayınları da değerlendireceklerini söylemiş. Ay tatlım benim. Biz de Allah Allah dedik, biraz araştırdık, nasıl denetliyorlar, denetleyip ne diyorlar diye. Şimdi bazı kararlardan paragraflar paylaşacağız. Evlerinde bizi izleyen seyircilerimiz ışıkları biraz azaltıp bir kadehte bir şey alabilir. Çünkü işler birazdan bayağı bir erotikleşecek. Gülşen'in Dandan klibine ceza veren RTÜK şu ifadeleri kullanmış. Otel görüntülerinde şarkıcının üzerinde göğüs dekolteli kırmızı bir mayo ve dizlerinin üzerine kadar çıkan kırmızı deri çizmeler bulunmaktadır. Kırmızı mayoya benzeyen kıyafetiyle bedenini cesurca sergileyen şarkıcının yatağın üzerinde gösterdiği davranışlar telefonla arkadaşlık hizmeti veren kadınların reklam karelerine benzemektedir. Telefonla arkadaşlık hizmeti veren kadın? Peki, bedenini cesurca sergilemek tabiri ise bizi adeta susattı sevgili izleyenler. Teoman'ın tek başına dans klibini de RTÜK şöyle yorumlamış. Klip, gece kulüplerinde striptiz yapan kadınlar ve bu kadınların erkekleri baştan çıkarmak için ortaya koydukları şehvet oyunları görüntülerinden oluşmaktadır. İç çamaşırı ve erotik kıyafetlerle striptiz yapan kadınların insan bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgediği görülmektedir. Evet. Aranızda henüz şehvet oyunlarıyla terlememiş olan varsa size bir şans daha veriyoruz.
Shakira ve Rihanna'nın Can't Remember to Forget You şarkısını yayımlayan kanallara ceza kesen Rütük şu terli ifadeleri kullanmış. Klipte Shakira bir yatağın içerisinde ellerini sık sık bacaklarının arasına götürmekte. İki kadın sanatçı aynı yatağın içerisinde vücutlarının yarısı açık biçimde son derece açık saçık giysilerle ve ritmik hareketlerle kıvrılmaktadır. Shakira ve Rihanna sırtını, kalçasını duvara sürterek olumsuz görüntüler veriyor. Bu ritmik kıvırmalardan sonra raporu yazan ya da okuyanlardan kendini duvara sürterek olumsuz görüntüler verenler olmuştur diye tahmin ediyoruz sevgili izleyenler. Bakalım interneti denetlediklerinde nasıl raporlarla karşılaşacağız. Merakla bekliyoruz. Ama sevgili dinleyenler, bu ülkede şuna değil de sütaj ineklerinin memelerine sansür uygulanması istendi. Hayırlısı diyoruz. Kendini gösterme çağında birinin saç kesimiyle, seçtiği kıyafetle, bin bir filtreli fotoğrafına bakarak aslında kendi hakkında ne söylemeye çalıştığını anlayabiliyormuşuz. Bu hafta meselemiz saç kesimi. Bir erkeğin saç kesimi onun hakkında bakın neler anlatıyormuş. 1. Topuzlu saç. Saçlarını uzatan ve topuz yapan bir erkeğin vermek istediği mesaj ben rahat biriyimmiş. Ancak uzmanlar ekliyor. Bu kişiler her gün saçlarını toplamakla uğraştığı için kadınları biraz daha iyi anlayabilirler. 2. Asker tıraşı. Eğer gerçekten asker değilse bu tıraşı yapan, uzmanlar bu saç modelini tercih eden erkeklerin ayna önünde pek vakit geçirmeyi sevmediğini düşünüyorlar. 3. Katmanlı saç. Her detayı önemseyen erkeklerin tercihiymiş bu saç modeli. Hayatta hiçbir fikrim yok. Ayna karşısında vakit geçirmeyi, berbere müdahale etmeyi severlermiş. Hayatı seviyorlarmış yani. 4. Arkaya yatırılmış saç. İnsanlara reddedemeyeceği teklifler yapmayı seven erkek saçı olduğunu söylüyor uzmanlar bu saçın. O baba filminde değil miydi? Uzun lafın kısası, saç şekliniz birine verdiğiniz ilk mesajmış aslında. Bu ilk mesajı özenli vermeye dikkat etmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Kömür tozu destekli Hobi Carbon Wax da bu ilk mesajınızda sizin yanınızdaymış. Tam parmaklarınızın ucunda olacakmış. Onu orada bırakmayın, saçınıza sürün. Berberinize de söyleyin. Bu kadar kıldan tüyden bahsederken Burak Özçivit'in oynadığı bir şampuan reklamı da gözlerden kaçmadı sevgili izleyenler. Köşesinde markası yazmasa ve sadece Burak'ın sözlerini dinleseniz yeni geliştirilen bir psikiyatri ilacının tanıtımı zannedebileceğiniz bu reklamda kendisinden üçüncü şahıs gibi bahsetmesi yeteri kadar korkunç değilmiş gibi kendisiyle yarışıyor, kendisiyle yarıştığı da yetmiyor, kendisiyle kavga ediyor ve üzerine bir de kendisine kırmızı halıda trip atıyor. En büyük rakibim bir gün önceki halim. Şampuan, bölünmüş kişiliklerin tercihi. Çünkü en büyük rakibiniz az önce ringde dövdüğünüz kendinizsiniz. Ya da dünkü sizsiniz. Ya da kırmızı halıdaki trip attığınız sizsiniz. Ya da bir dakika siz kimsiniz ya? Bir 23 Nisan daha geride kaldı. Küçüklerin pek sevinemediği, büyüklerinse pek övünemediği bir 23 Nisan oldu ne yazık ki. Bir televizyon programına katılan küçük bir arkadaşımız bizimle hayallerini paylaştı. Akademik olarak hayalin nedir? Ben Almanya Köln Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Tıp okumak istiyorum. Ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum. Hayır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Sunucu hanımefendinin verdiği tepkiyi bir daha görmek istiyorum. Hayır. Bu kızım ne yaptın daha morgaç ödüyorum ben sus bük mimetini gülüşünü nerede olsa tanıyoruz. Canlı yayınların en sevilen yanı bu işte. Nasıl bir bombayla karşılaşacağını asla bilmiyorsun. Kızımız diyor ki Köln'de doktorluk okumak istiyormuş. Sonra da belki Alman vatandaşı olurum diyormuş. Tabii bu yayınlandıktan sonra sosyal medyada yer yerinden oynadı. Kıza destek verenler olduğu gibi nefes alan herkesi ve her şeyi hain ilan etmeye and içmiş troll tayfası da görevini yaptı.
Son 5 yıldır sürekli duyduğumuz bir şey değil mi bu? Kızcağız söyleyince mi enteresan oldu? Yine herkesin duyabileceği şekilde bir şey söylendiği için mi sorun oldu? Kapı arkalarında konuşup kendilerine yurt dışı oturum alanları mı endişelendirdi? Yoksa zaten vatandaşlığı başka ülkede olup milleti temsil ettiğini iddia edenlerin mi gururuna dokundu? Ya da yurt dışından ta oralardan ahkam kesenlerin mi hoşuna gitti? Adam kayıranların, tacizcilerin, acaba suçluyu mu övüyorlar şu an dedirten bir takım insanların, sağlık çalışanların, saldıranların, tanıdıkla iş yürütenlerin, metrobüse de mi rahat binemeyeceğiz dedirtenlerin, sokakta tek başımıza yürüyemeyecek miyiz dedirtenlerin, politikacıları yumruklayanların, korkutarak ve şiddetle sorunları çözmeye çalışanların mı canları sıkıldı? Boş versenize, biliyoruz aslında hiç umurunuzda değil. Ne bu çocuğun ne de başka birinin hayali umrunuzda değil. Bu kızın şu kısacık ömründe gördüğü şey sizlersiniz zaten. Bu hayali kurduranlar sizlersiniz. Yerin dibine batsın siyasi görüşünüzde, politik duruşunuzda, sağınızda, solunuzda, doğrunuzda, yanlışınızda. Şimdi biz bunlar dışında başka bir şey görmemiş ve yaşamamış bir kız çocuğuna nasıl daha iyisinin olabileceğini anlatacağız acaba? Siz zırlamaya sızlanmaya devam edebilirsiniz ama biz bu soruya cevap arıyor olacağız. O nedenle yukarıda kendisinden bahsedildiğini düşünenlere sesleniyoruz. Çekilin lan! Bu haftaki konuğumuz Aybüke Pusat. Efendim programın takipçileri bilir. Burada resmen Ankaralı konukları bir başka seviyoruz. Ve Aybüke de bir Ankaralı olarak hemşericilik kotamızdan sonuna kadar faydalanacak. Ki gördüğünüz gibi kendisi fanatik bir Ankaralı. Yani ne demek olduğunu bilmiyorduk ama şimdi gördük. Kendisi Ankara'yı böyle bir misyoner gibi yaymaya çalışıyormuş. Ne diyorsun yeni dönem Ankara için? Görelim. Bilmiyoruz. Hemen erkenden bir şey... Önce bir görelim neymiş. Ama mutluyuz. Evet. Yavaş kardeşim yavaş diyoruz. Yemek yemekle ilgili kendisinin çok ciddi bir zaafı varmış. Öyle duyduk. Biraz fazla sevdiğini iddia ediyorlar. Peki birincisi gerçekten çok mu seviyorsun? Neyi? Yemek yemeyi. Normal seviyorum. Göt oldum bir sevdiğim. O kadar da değil. Çünkü boka bastık şu an. Tatlıyı çok yiyorum. Yemek özelinde değil de tatlı özelinde böyle inanılmaz bir yemek. Gerçekten. Çok yemek. Yemek ki o kadar yemek ki zehirlenmek, gece mide yıkanması falan böyle şeyler oluyor. Gerçekten. Evet. Bu böyle başıma 15 kere falan geldi. Mide yıkanması. Evet. Ve tatlı yüzünden yani böyle aşırı çikolata yiyip midemi yıkanması falan böyle şeyler yaşıyor. Bayağı mide fesatı oluyor. Aynen öyle. Neden bilmiyorum öyle bir acayip bir şeyim var. Mideni yıkadığın için mi acaba sürekli olabilir, zayıf ilgili... kalıyorsun? Zayıf. Değil misin? Zayıfım da bununla ne alakası var ya? Ne bileyim abi. Hiç alakası yok. Ben çünkü ayı gibi tatlı yesem ben neremi yıkatırsam yıkatayım. Ben lavman yaptırsam bu senin gibi görünmem. Ama güzel kızlar lavman yaptırmaz biliyor musun? Güzel kızlar zaten neler yapmaz biliyorum diyor. Güzel kızlar midesini de yıkatmaz diye biliyorduk. Bir yıkatıyormuşsun o. Tatlıyla ilgili var. Evet yemekle yoktur ama. Kendine bakıyor musun peki? Gerçekten yani tatlı o kadar düşkün olup... Spor mu yapıyorsun mesela? Yapıyorum. Spor yapıyorum. Ne yapıyorsun? Dans ediyorum. Dans ediyorsun. Ne dans ediyorsun? İşte ben zaten klasik... ben klasik bale mikrofona vurdum ya. Ve heyecanlandım. Sus! İşte klasik bale mezunuyum zaten. Klasik bale mezunusun? Evet Hacettepe Üniversitesi. Şaka yapıyorsun. Kızla aynı okuldan da çıktık sevgili izleyenler. İşte bu. Vallahi kaç senesinde mezun oldun? Yani geçen sene mezun oldum. Ben ama 2005 girişliyim buradan tutabiliyoruz. Çünkü baleler ortaokulda girdiği için aynen 2005'te girdim. Allah kahretsin. Sen 2005'te mezun olmuş olman lazım. Evet. Mezun oldum. Evet. Arkadaşlar ya biz üstüne basmayalım diye dikkat ederken o balerinlere onlardan biri meğer Aybüke'ymiş ya. İnanılır gibi değil. Şimdi kendisi hazır söylemişken 95'liymiş. Senin 23 yaşında olduğuna kim inanır Allah aşkına diyeceğim ama daha geçen sene mezun olduğu için bu yürek burkan bilgiyi kabul etmek zorundayız sevgili izleyenler. Peki bunca dizide rol almış biri olduğu için sormak istiyoruz. Sektöre ne kadar hakimsin? Ne kadar hakimim? Evet. Kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Ne kadar hakimim çok geniş bir soru. Sen işte yani birçok dizi yaptın. Evet. İşte mesela en önce bildiğin mesela dizi ne? Süper Baba'yı biliyor musun mesela? Yetiştin yok hayır Süper Baba yok bende. Yok. Çok az var. Süper kulaktan baba. Dolmak Süper Peki, Baba. Peki mahallenin muhtarları? Çok az var. Bizimkiler? Çok az var. Bok var. Bizimkiler yoktu 93'te. Var mıydı? İşte kulak dolgunluğundan bizimkiler yani. Hiç izlemedim bilmiyorum. Peki kaygısızlar? Ne? Ya kaygısızlar da yok. O ne ya? Neler kaçırdığını bilmiyorsun. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Sevgili Aybüke.
Şimdi ilkini yapıştırıyoruz efendim. Kendisinin makyajsız yakalandığı serisini bulduk. Aşırı anlamsız. Önce kendisi paylaşmış bir makyajsız fotoğrafını görelim. Makyajlıyım. Evet. Nasıl yani? Sonrasında da dev puntolarla şu gelmiş. Makyajsız Aybüke. Tamam bir dakika, ben fotoğrafın hikayesini anlatmak istiyorum. Lütfen. Her gün müsaitse. Şimdi şöyle bir şey yaşandı. Bu arkadaşımla beraber biz Norveç'e... Siz mi? Evet, şeye gittik. Norveç'e evet, fjordları görmek için işte road trip'e gittik. 1,5 ay ve döndük, dedik ki arkadaşlar bir Türk yemeği yiyelim, bir oturalım. Geldim eve, bavulumu bıraktım, üstümü değiştirdim. Arnavutköy'e gittik ve yemeğe oturacağız yani. Mekanın kapısı burası. Bu mu? 1,5 aydır sadece güneş görüyorum çünkü Midnight Sun diye bir şey var ve hiç güneş batmıyor ve çadırda uyuyorum. Bakın şu tipim 1,5 aydır çadırda evet, uyuyan Aybüke tipi yani. Çadırda oturuyor. Aynen, geldim ve yanımda bir arkadaşımla beraber markete girdik ve arkadaşımın... O da mı bu? Hayır, o başka, orada yok. Evet. Buna selam söyleyeyim. Markete girdik ve çıkışta onun hiç böyle magazinle ilgili bir şey yok ve gecenin karanlığında şöyle bir şey patlamış kızın yüzüne. Bam 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 falan. Fotoğraf çekiliyor. Kız bize araba çarpıyor sandı. Ve kız önüme geçti ve böyle beni tutmaya çalışıyor çünkü araba çarpıyor sanmış kız. Ay, yani. Ona çarpsın ya. Arkadaş yani, evet. Gibi arkadaş i̇şte be. Bravo. Sonra şu fotoğraf, o fotoğraf işte. Sonra bu. Arkadaşlar lütfen çok açım, gerçekten bayılmak üzereyim. Ne olur bırakın falan açıklaması ve bu fotoğraf. Makyajsız görüntüler. Aynen öyle. Burada makyajsızsın, kesin evet, yani. Evet, kesin. Okay. 1,5 aydır... Şuradaki ne? O yara izi, düştüm. Bir duran arabaya bisiklete kafa attım daha doğrusu. Çok saçma. Bisiklete kafa mı attın? Evet, böyle bisiklete giderken elimi bıraktı. Birisi bir şey dedi, arkamı döndüm ve orada park eden bir... Bisiklette arkanı döndüm. Evet, evet, elimi de bıraktım ya. Ve bir de ayakta duruyorum falan. Çok güzel. Aynen, evet. Sonra arabaya çarptım ve sonrası yok. Daha komik bir şey anlatayım, onun devamıyla ilgili. Ya tesadüfen yaşadığını düşünmeye başladım. Ya böyle böyle. Sonra ben düştüm ve annem gelip tabii beni kaldırdı oradan ve her yer kan falan. Annem yüzümü görmüyor falan, böyle bir kan şelalesi. Sonra yüzümü yıkıyorlar falan ve annem o panikle bayılıyor. O sırada da evde babamın bir arkadaşı var. Annemi ayıltmak için anneme tokat atıyor ve annemin çenesi çıkıyor. Ve şöyle bir anı, biz acildeyiz. Annemle el ele tutuşuyoruz. Bana dikiş atılıyor. Annemin çenesini takıyorlar falan. Ve babam geldi. Ve diyor ki doktor, hayır dışarıda durun diyor. Karınızı dövmüşsünüz, kızınıza bilmem ne falan. Babamı içeri almadılar. Yani saçmalık, inanılmaz hayatım, bir şey. Hayatım, o çıplak silah diye bir film vardı. O. O gerçek değildir bence. Neyse efendim. Bu makyaj hikayesi bitmedi. Bakın. Evet. Burada aynen. Da efendim makyajsız yakalanmaya doyamamış. Başka var mı makyajsız? Aa, tam makyajsız. Evet, bu da makyajsız evet, yakalanmış. Aynada yakalamışlar kendisini. Vallahi helal olsun. İşte ünlülerin makyajsız halleri diyor. Kızın suratına sıva yapmışlar resmen. Bunun neresi makyajsız? İnanılmaz, başka bir başlığa geçelim. Suçlama gibi eli belinde bir manşet. Aybüke Pusat'ın nasıl ünlü olduğu ortaya çıktı. Aha da böyle. Ha, kim milyon olmak istedik? Bunu da bilmeyen kalmadı. Kardeşim bu ne böyle? Beğenmedi. Buna hayır abi. Bu. Hayır. Zaten saçma sapan bir başlık gerçekten bu. Gerçekten bu bir meseleymiş gibi bunu sürekli şey olması. Evet, ne sen söyle bitsin. Ya, kim milyon olmak istedik katıldım. Bitti. Hı. Çok merak ediyorsanız 7500 lira aldım. Aldığım parayla da araba aldım. 7500 lira. Herkes rahatladıysa. Ne evet, aldın be? 94 model Corsa aldım. Gerçekten. Evet. Helal olsun be. Vallahi emektar araba, herkes bilir. Sattın mı sonra? Yok, duruyor. Ankara'da aynen. Çok seviyorum ya. Dünyanın en tatlı şeyi bence. Niye satayım abi güzelim vay arabamı? Anasını. Şimdi haberi okuyorsunuz. İşte balerinken sakatlanmış. Arkadaşları güzellik yarışması teşvik etmiş falan. Başlıkta neden coşulduğunu asla anlayamıyorsun. Bir yalan olduğu daha yazarken anlaşılan bir aşk haberi. Aybüke Pusat ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Yani hepsiyle yazdıkları için bunu da bir tane daha. Boran katıldığında evet, bu fotoğrafı gördük. Biz bu nasıl aşık resmen değiliz? Peki. Aşık yani değil. Yani bayağı karakolda bitmiş iş zaten. Evet. Yani. Hayır, bunun o haber de yapıldı zaten. Boran Kuzum'la Aybüke Pusat'ın gittiği mekan polisler tarafından basıldı diye de haberi var bunun. Onu gerçekten. Evet, o da var. Allah Allah. Olmaz, ben söyleyeyim. Şimdi gerekçe olarak birlikte bir partiye gitmeleri gösterilmiş. Kameraları görünce de ayrılmışlar. Allah Allah, acaba bir partide oldukları için olabilir mi? Ayrılmış olabilirler. Bakın, artık gazetelere de yansımayan bir haber. Haber diyoruz ama Facebook hesabı posta aslında ve canla başla bir magazincilik yapılmaya çalışılmış. Aha da şu. Bu ne lan? İçmeyin şunu ya diye sen yapmışsın. Sosyal medyada sigara içmeyin dedikten sonra sigara içerken görüntüler. Şey, o kadar diyecek bir şeyim yok ki. Hani
Abi sigara molası mı o zaman? Çok güzel patlamışsın ya. Ya bu arada o sonra olan bir şey bu arada galiba. Evet. Abi şaka yapıyorum ben orada. Arkadaşlar biraz eğlenelim ya. Niye her şeyi bu kadar ciddiye alıyoruz bilmiyorum ki. Yani içiyorsam içiyorum, içmiyorum. İçmiyorsam sana ne kardeşim yani. Evet, İnanılmaz bir şey yani. Evet. Ben çok... Pardon. Senin programı bu galiba. Yo yo içerim diye. Sen de kalabilir. Bu şakaydı. Evet. İçmeyin şunu ya. Ha, o anlaşılmıyor olabilir. Ay sorun değil, okey ya. Abi çünkü ben güzel çıktığını düşünüyorum o fotoğrafta ve postlamak istiyorum. Ama ağzımda evet. Fark ettiniz, sigara içmeyin gölgesi var. Evet. Kardeşim ben güzelim evet, fotoyu çekmişim. Neden postlamayayım ki? Şakamı da yaparım, fotomu da postlarım. Sigaramı evet. Da içerim. Evet. Yani böyle bir durum ben yani. Ben seninle uğraşmam halbuki, haklısın. Cidden oldu mu dedik. Evet. Vallahi oldu diyor. Kendisini alkışlıyoruz efendim. Sağ salim çıktı bundan. Yaşıyorum. Bilenler bilir, Miss Turkey mevzusuyla ilgili konuşmamız gereken bir hanımefendi. Direkt derecesini, başarısını söylesin, geçelim tescilli güzelliği konusunu. Hiç vakit kaybetmeyelim istiyoruz. Aynen. Hangi sene, ne oldun, kaçıncı oldun, çok mu güzel dediler sana, neymiş o? Bilmiyorum. 2014'te üçüncü oldum ama bir numarası yok. Ya görmedik diyorsun. Yok yani aynen. Ya çünkü şu ben değilim bence bu arada. Bakın ne aşırı bir değişim. Bu sen misin be? Evet, gerçekten değilim gibi. Ha 2014'te ama. 2014. 5 sene önce. Aynen. Yavrum 5 sene önce zaten... Ben 19 yaşındaydım. O yüzden 23 falan. Ergenliğim geçen gün bitti evet. Zaten 2 gün önce. Büyük geçmiş olsun. Aynen. İyi olmuş ama. Ergenliğim dün bittiğine göre. Yani bu da işte... İyi ama tebrikler. Ne oldu? Üçüncü olunca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Dünya yarışmasına gitmem gerekiyordu ama gitmedim yarışmaya. Neden? Yani. Sen mi gitmedin? Yani tam hatırlamıyorum orasını da gidilmedi tam yani yarışmaya. Aynen. Yani ben gitmiyorum yarışmaya falan gibi bir şey demedim ama nasıl gelişti onu da çok hatırlamıyorum. Şimdi bu az önce kim milyoner olmak ister geyiğini de şey yaptık. Hem o hem güzellik yarışmasının görüntüsü var. Efendim 7500 lira kazandığını da söyledi zaten. Bir görelim. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda böyle bölümünde okuyorum. 3 yaşından beri böyle yapıyorum. Merhaba. Ben Ayrı Kebusa, 19 yaşındayım. Şöyle bir şey var orada, çabuk bakın, bakın şimdi. Yarışmaya Ankara'dan gidiyorum. Asıl görseli koymamışsınız buraya da. Ne? Asıl görsel şu, ismimi okuyorlar ve ben anlamıyorum benim ismimi okuduklarını. Alkışlıyorum böyle yapıyorum. Biri oradan şey diyor, sensin, sen falan böyle gidiyorum falan ne oluyor falan beklemiyor gibi. Beklemiyor muydun şey. Kazanmayı? Yok, hiç beklemiyorum. Gerçekten. Aynen. Senin favorin var mıydı peki yarışmada? Benim yoktu. O da yoktu. Kız politik de olamıyor, çok eğlenceli. Ay niye olayım? Bale eğitimi aldıktan sonra da oyunculuğa geçiş yaptı. Baleye devam etse ne olurdu? Biz merak ediyoruz. Sen ediyor musun? Akademisyen falan olurdum. Gerçekten? Zaten işte dans etmeyi çok düşünmüyordum. Hep böyle akademisyen olayım, hoca olayım falan istiyordum. Okulda ya. Kalmak istiyordum. Öyle bir şey olurdum büyük ihtimalle. Yani oyunculuğa nasıl sans. Geçti? Bir sonrakiden sonra biliyorsun. Önce albüm yapıyorsun, sonra oyunculuk. Dans, albümün evet, albümün yok ama galiba yok, diye biliyorum. Yok, evet. Onu sonra bir 35'e falan sakladım onu sonra. Bu güzel yarışmasından sonra hemen atladılar mı? Öyle mi geçti? Öyle oldu. Sonra işte hemen diziye girdim aynen. Bu Mayıs ayında oldu, Eylül'de başladım hemen. Hangi diziyle başlamıştın? Medcezir. Medcezir'le başlamıştım, tamam ona da geleceğiz. Senin saçma sapan taglendiğin fotoğrafları bulup onlarla my top geçiyoruz. Efendim ilkini görelim. Bunun gibi... Bu saç? Dizilerden kesilmiş sayısız berbo karesi vardı kendisinin. Can sıkmamak için diğerlerini koymadık. Bu bir diziden ama Allah bilir hangi diziden. Söz. Söz mü? Söz. Ha, bu Sözlüğün daha üçüncü bölümü mü ikinci bölümü ne öyle bir şey Oha, hatırlıyorum. Sahne. Aynen çok kötü oynadığım için hatırlıyorum sahne. Şu an oynadığım şeyi hatırlayıp utandım tekrar Gerçekten. Kendime. Çok kötü söz, bir sahne. Söz. Seyreden var mı söz? Seyreden yok. Yok. Arkadaşlar bari size kaldırın be. Herkes belgesel ve caz. Diğer fotoğrafa geçiyoruz. Bir hayranı kim milyoner olmak ister performansına gönderme yapmak ya, istemiş. Ya gördüm onu gördüm. Ama yürek burkan bir Photoshop. O hayat benim değil. Evet. De olamaz. Oynadınız hangisi? Seyirciye sormak istiyorum. Seyirciye sormak istiyorsun ama sözü bile sözü seyretmemişler. Bile seyretmemişler evet. Bence Medcezir deyip konuyu kapatalım şey olmasın. Bir sonraki ilginç bir şizofreni örneği. Aybüke senin neyin diye bir test yapmışlar ve sonuçların tırtlığına bakın. Doktorun bile çıkmış. Ne? Ablam senin teyze. Aybüke Pusat senin mi? Neyin? Evet. Bununla böyle test yapıyorsun. Partnerin beyaz son rakamına bak. Dizi partneri mi? Öyle anlıyorum. Partnerin nasıl bir partner?
Tamam. Kaşınıyorsun okay. Şaka için. Hayır, hemen altında sevgilin var, o yüzden kafam karıştı. Biz işte artık partnerin de olur, sevgilin de olur. Biz en, geniş düşündük. En değerli annen gibi bir şey mi mesela? En değerli bir aile statüsü gibi değil. Tamam. Peki abi, ben konuşmayayım, pardon. Yo yo, rica ederim. Doktorun da şey içinden... Sözlüyüm ya, Doktor Bahar. Asla ona benzememesi dışında çok iyi bir çizim gerçekten. Aslında gösterim. Aslında hiçbir şey yok. Evet. Demet Akbağ görüyoruz hep beraber, Aybüke diye. Öyle değil mi? Demet Akbağ daha çok benzemiyor mu ya? Hani bir şey diyemedim buna. Benziyor mu bu kıza bu? Ay, bence de benzemiyor. Çok fazla taglendiği fotoğraf var. Daha da geriye gitmedik ama kendisini zaten hayranlarıyla başı derde girmiş bir ara. Bir tane ev adresini bulan stalker'ın yüzünden taşındığını duyduk. Doğru mu? Doğru. Vallahi mi? Vallahi. Gerçekten. Evet. Çiçek, mektup. Gece aşağıdan bağırmak falan böyle gece şeyler. Gece aşağıdan bağırmak mı? Evet, evet. Köşede beklemek falan. Adli vaka bu. Böyle yani ben ne uğraşacağım, hadi hoşçakalın daha çok. Ha, küt diye taşındın. Nereye taşındın? Aa! Yarım akıllı şova hoş geldiniz. Kendisi ülke ülke şehir şehir gezmeyi seviyormuş. Çok seviyormuş. Efendim bir başka şehirde en çok ne heyecanlandırıyor seni, onu sormak istiyoruz. Ben gittiğim ilk şehirde önce bale eseri izliyorum. Gerçekten. Operada ne varsa. Aynen, ona göre giderim hatta. Mümkünse. Aa, aynen, atıyorum Giselle'se izlemek istediğim ya da orada sevdiğim bir balet ya da balerim varsa onu izlemeye gidiyorum. Hı. Sonra gitmişken de geziyorum gibi bir şey. Müthiş. Aynen, en çok heyecanlandıran bu. Bir de doğa diye düşünüyorum. Doğa çünkü aynen. Peki bu bale, hani gittin baleyi seçtin, evet. Onu görmeye gittin. Sonra doğayı geziyorsun. İşte sonra doğayı geziyorsun. Yani işte müze biliyorsun zaten. Bilmez miyim? Bilmez müze. Yemek. Caz. Yani caz bize böyle. Bale, opera, yani. Sanat yani. Sanat efendim. Turizmimiz sanat. Böyle. Tabii efendim. Tabii. MDT'yi biliyor musun? Bir Alice'e geldin mi sen? Hayır, gelmedim. Gelmedim. Yok ki. Geleceğim. Neydi? Yer bulamadık canım. Kızın menajeri kim ya? Bu kızın menajeri kim? Bu kızın ya menajeri gelecektik, kim? Gelemedik ya. Geleceğim ama çok merak ediyorum. Gel. Biz de orada MDT ile dans ediyoruz. Evet, biliyorum. Biliyorsun. İzledim onları da başka bir önce... Ay, bu alakası bir şey ama anlatacağım. Evet, elektronikalarını izlemiştik şeyde. Ya bugün son kez onları seyredemedim. Aa, çok güzel. Çok güzeldi. Keşke gitseydin. Evet, inşallah. Çok güzeldi. O ekibi merak ediyorum. Bir de tanıdıklarım da var aralarında. Ya, arkadaş kimleri olarak değil de takip ettiğim yani. Ha, takip etti. Kimler? Aynen. Okey, tamam. Teşekkürler. Ben anladım. Aybüke'nin şu sıralar sinemalarda olan Kapı filminde Kadir İnanır ve Vahide Gördüm'le başrollerde olduğunu biliyoruz. Hello. Dede. Bugün Mikael dayı. Kayıptı. Türkiye'den kimlik tespiti için çağırıyorlar işte. Annemle babamın oraya gitmesini ben çok anlamsız buluyorum. O kapının üstündeki su damlası... Benim 25 yıldır koklayamadığım oğlumun teri. O kapının üstündeki hayat ağacının dalı kırık artık. O kapıdaki güvercinler yok artık. Annem! Ay kurbanım! Nasıldı film? Güzel. Bayağı da Erdal abi falan var, evet, ya. Evet, bayağı herkes güzel var. Ekip ama. Evet, çok kalabalıktık zaten. Senaryosu nasıldı? Güzel. Senin için nasıldı süreç? Çok güzeldi. Benim için güzeldi. Mardin çok sıcaktı bir kere. En zorlandığım şey oydu. Mardin'de çok uzun kaldık ama genel olarak güzeldi. Efendim, bir diğer saçma sapan yarışma sorumuz. Kim bu çocuk? Kendisine çoluk çocuk resmi gösterip hadi bakayım bil bakalım kim bu diyeceğiz. Ay, hiç bilemiyorum. Biz de öyle umuyoruz. Kim lan? Kadir İnanır diyormuş. Alakası. Teoman mı? Teoman. Teoman'mış. Teoman geldi. Teoman geldi. Aa, Teoman. Vallahi Teoman. Helal olsun. Ben hiç olsun. Bilemiyorum bunu, inanılmaz. Peki bir diğerini görelim. Bu kim? Kim? Var mı hiç tahmini olan? Hiç benzetemedim ya. Mahsun Kırmızı Gül diyor. Bakıyoruz. Doğru mu? Aa. Bildin mi? Hiç duymadım. Ama işte sesiniz çıkmadı hanımefendi. Her uzun suratlıyı Mahsun mu sandın diyor. Ve bir sonrakine geçiyoruz. Gülben Hayır, Ergen diyor. Bengü diyorum abi. Bengü ben diyor. Başka? Var mı tahmin? Ne? Şakira mı? Bengü'den çok özür dilerim Şakira'dan ben. Yani affedersin. Bence özür dileme ya. İkisi de tatlı kadınlar. Geç bakalım. Bu kim? Bu benim okul sen arkadaşıma Bengü. Saygın Soysal mı diye soruyor. Yok, şaka şaka. Bilmiyorum. Kim? Kim kim? Kim abi kim? Zeki Müren geldi. Zeki Müren mi? Gerçekten yani? Ayıp oldu sevgili arkadaşım. Geç bakalım. Bu Zeki Müren galiba. Evet. Şaka şaka. Bu kim? Daha
Engin Günaydın geldi. Engin Günaydın. Başka? Hiç bilmiyorum. Hiç yani bilmiyorsun. Hiç ben bilemiyorum ya. Kimmiş bakalım? Benim lan. Ben şunu diyeceğim, ne güzel geliyor. Bana ya. Da en benzemeyen fotoğrafım yani. Tövbe estağfurullah. Kim? Kim? Adamı mı soruyoruz çocuğu? Renkli gözlü. Çocuğu soruyoruz. Renkli gözlü. Renkli gözlü. Bunu görebiliyorum şu an. Sadece. Evet. Tatlı yanak. Kim? Fatma Girik. Fatma Girik. Fatma Girik var. Fatma Girik olabilir, kim? Evet. Ha, Fatma Girik. Mavi göze Fatma Girik'tir abi. Serra Yılmaz çıktı eve. Geçmiş olsun. Alkışlıyoruz. Bok gibi geçirdi bu süreci. Geniş kitleler tarafından az önce de bahsettik. Medcezir'le tanındı. Geniş hemen... kitle radarı ne demek? Geniş kitlelerin radarına. Dikkat edersen ben öyle, öyle demedim. Öyle demiyorum ama inanamıyorum ben. Gözüm kayıyor, ne yapayım? Onur Ünlü'nün Beş Kardeşi'nde gördük kendisini. Sonra O Hayat Benim, Familia, Söz, Şahin Tepesi derken son 5 yıla 6 büyük dizi sığdırdı. Ne yapıyorsun ya? Hızlı gidiyorum. Nasıl oldu? Hani aynen. O. Yani erken finaller var arada birkaç tane. Erken final gitmişim. Aynen öyle zaten. Size... Bir ara dalga geçiyorlar ben. Abi seni diziye almayacağız çünkü bitiyor dizi falan. Tamam arkadaşlar şakamızı yaptık, işimizi yapalım yani. Evet erken oldu öyle. Zaten 5 kardeş 3 bölüm sürdü zaten, son 3 bölüm. Familia 10. bölümde bitti. Şahin Tepesi 6. bölümde bitti. O Hayat Benim. Biz söz uzun sürdü. Şahin Tepesi'nin o kadar erken bitmesine şaşırdım ben açıkçası. Ben hiç beklemiyordum yani. Şaşırmak hani hem Hilal hem Zerrin falan filan. Ekip çok iyiydi. Neden oldu bilmiyorum. Sinema ve televizyonda kısa süre içinde Kadir İnanır dışında Uğur Yücel ve Zerrin Tekindor ve Nadir Sarıbacak ve Serkan Keskin gibi isimlerle çalıştı. Senin için en özel, en çok şey öğrendiğin hangisiydi? En çok şey öğrendiğim yani bu... Ayşen Gur da geldi aklıma bu arada. Beş Kardeş'te onunla da öyle bir şansım... Öyle bir şansım olmuştu. Evet böyle bir kısa şey. O geldi aklıma, onu söyleyeceğim o yüzden şimdi. Şimdi efendim Fondip'te her zaman çalışanı seyircinin şarkı mırıldanması oluyor. Ana. O yüzden... Kendisi de 90'lar Türkçe pop'un konusunda bok gibiymiş. Şu mikrofonu bir gezdirelim de ona 90'lar Türkçe pop'u mırıldayın ve bilemesin inşallah niyetindeyiz. Uğurlar olsun değil mi? Hiç bilmiyorum yani hiç. Aslında bildin galiba ya. Ya hayır değil. Kızın hevesine bak ya. Ben böyle bir şey görmedim. Gerçek bir arkadaş. Bir şarkı. Gerçek bir dost. Söylesem bilirim abi sözleri mırıla. Söyle mi mırıla? Yani kıyamadı, kıyamadı. Söyle hadi ne olacak bakalım. Hayır, zaten... Bir tane söz var. Hadi yine iyisin. İyisin, iyisin. İyisin. Bildim. Nasıl bildim ama? Hayır tamam, canım, iyisin, zaten iyisin, uğurlar iyisin. Olsun yok mu onun içinde bir yerde? Hadi uğurlar olsun, o başkaydı. Başka şarkı mı? Aynen. O zaman bok bildin, neyi bildin? Abi. İyiyim, onu ben içeyim hadi. Hadi iç. Ay hep mi sana sormuşsak? Sıçrayarak kimse sormayacak çünkü. Hayır, hayır. En basiti bu, hiç alkışa gerek yok. Limon, su mu, vodka mı var? Yok, hiç alkol yok. Balsamik, tuzlu su ya da sirke. Şuraya kusu versem ne yapacaksınız o zaman? Temizleyeceğiz. Devam. Neden? Merak ettim. Üstüme kusmadığın sürece bir sıkıntısı yok. Buyurun, siz avukat bey, siz yaparsınız gibi. Verin avukat beye. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Genelde gelmez. O yüzden sen başla, bir notadan yürürsün belki. Hiç olmaz. Nasıl olsa hep ben içiyorum. We don't need no education diyeceğim abi gerçekten. Yani yemin ediyorum. O daha çok daha çok senin niyetin gibi oldu. Neyi yapmaya çalıştın? Ercai'yi yapmaya çalıştım. Ercai. Ercai hangi şarkı abi bilmiyorum. Ercai ne? Dizi var abi yeni başladı. Bilmiyorum abi Ercai. Çelik Ercai. Çelik mi? Çelik mi dedi? Çelik'ten özür diliyoruz. Adettir. Talk show'larda Çelik'ten özür dilenir. Aybüke için kim Tobasco içer? Hasan nerede? Hasan. Hasan. Nerede Hasan? Bunu Hasan'a götürün. Vallahi içecek misin? İçecek. Az Hasan'ı, iç yarısını yere dök falan. Yazık. O kadar acı da değil. Hasan Aybüke için şu an Tobasco içiyor. Alkışlayalım Hasan'ı. Hastanede ziyaret edersin ederim diye umuyoruz. Yapıştırın.
Aa hanımefendi. Tabii tabii siz zaten. Müdavim olarak. Kadrolu mırıldama. Aynen. Yapıştı. Buyurun. Bu kadına zaten albüm teklif gelecek ya. Ben böyle bir... Hiç anlamadım. Hiç. Hiç. Ne ama bu? Kendi besteniz. Muhtemelen bilmiyorsunuzdur zaten. Muhtemelen bilmiyorsunuz ne ya? Yani. Zaten kız bilmiyor. Yani genel olarak... Bilmesin diye. O zaman sesiniz açılsın diye bir türlü dur dur dur. Aleyna Tilki'den falan sorun bari. Ya yok artık. Soracaksınız. Yok artık mı var? Başka kim var? Sen olsan bari. Onu da bir doğru bilmiyoruz zaten. Tamam. Başka mı? Başkası. Bunu mu? Aksi gibi de aklıma gelmiyor ki. Hayır ya. Bu deminki neydi? Nilüfer Özer diye bir kız. Tezkere alsan yine bana kalsan. Yok artık. El ele versek. Sen ablacığım gavura vurur gibi. Bu sorulacak soru mu? Tövbeler tövbesi ya. Kızın canını almak için sorum. Kimse bilmiyor. Evet, buyurun. Isıtan mı sen seneci mi o mu? Ay ben seni hiç bilmiyorum. Cansu ne? Hayır. Arkadaşlar kopya verin biraz. Sonunda abi. Hadi hep beraber. Söyle hep beraber söyle hadi. İçirmeyeceğim. Ne nasıl başlıyor ben söyleyeyim. Başı nasıl başlıyor? Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım. Söyleyin aramızda kalacak ya. Deli hasretimle ben. Hadi. Sonunda bir oyunca. Gerçekten. Bravo hanımefendi alkışlayalım. Ben bu kadar bilmememe inanamıyorum ben gerçekten. Ben de buna inanamadım. Yani bilmiyorum. Buna hiç yani bilmiyorum. Bir tane hani bir manita belki arada romantizm diye itelemiştir şarkıyı hiç, yani. Hiç haberim yok. Başka efendim. Bu arada bu senin içmen gereken. Bu ne şey. İçinde var? Hiç bilmiyorum. Sirke abi. Var mı Aybüke için içmek isteyen? Yani yanlışlıkla yere dökülü verecek çünkü. Hayır canım saçmalama. Halil gel. Ah yazık ekip içiyor bir de. İşte belki acır bir tanesini içersin. Hanımefendi buyurun sizdeyiz. Halil'i bir alkışlayalım önce ama. Evet. Ay içti. Vay be gerçekten içti. Suyu, suyu da içti. Sirke. Elma sirkesi galiba. Buyurun efendim. Ateşte aklım gitti bir kıza işte hayırlı şer mi bilmem ama ateşteyim ben. Doğru değil mi abi bu sefer doğru. Nasılım ama? İç iç hadi iç. Senin doğru. Ulan bu da çelik. Demin her canlı acayip işler. Hayır bunu bildim. Gerçekten. Evet abi tabii. Bunu ben radyoda duymuşumdur 96 yılında. Ha, diğeri çünkü müzede çalınıyor. Bilmem artık iç ama abi tamam bildim yani. Tuzlu su içeceğim. Ya hayır onu içme bunu ben içeyim lütfen. Yani onu ben içeyim şimdi sen iç. Tamam eğer içersem. Balzamik'in daha iyi bir şey olduğunu bilmiyor ne yazık. Evet. Yemin ediyorum artık hissetmiyorum. Eskiden vallahi titreme geliyordu. Şimdi sadece genzimde bok gibi bir koku var. Hanımefendi ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Son bir tane. Kara vicdanlı yar yağdı saçlarıma genç yaşımda yapalım bakar. Zalim. Senin Allah'ın yok. Tamam, tuzlu su da bize girdi. Bravo. Kim kazandı şimdi? Bu mu kazandı oldu şimdi? Hiç içmedim ki. Alkışlayın efendim hanımefendiye. Kendisinden önceki yıllarda televizyon Türkiye'de bir anlamda altın çağını yaşadı. Şimdilerde eski cazibesini de biraz kaybetti. Kendisine bu dijital platformlarla gelen dönüşümü ve kendi jenerasyonu ile ilgili ne düşündüğünü soracağız. Bu internete nasıl bakıyorsun? Bir eğlence olduğunu düşünüyorum öncelikle. Çünkü benim beni takip eden insanlar genelde benden bile yaşça küçük insanlar. O yüzden onların bütün hayatının bu olmasına biraz üzülüyorum açıkçası. Çünkü burası bir
eğlence için yaratılmış bir yer, bir paylaşım için yaratılmış bir yer. O yanlış kullandıklarını düşünüyorum. Kendilerini üzmek ve karşı tarafı üzmek ve incitmek olarak kullandıklarını görüp üzülüyorum. İlk aklıma gelen şey, onları negatif bir yere çekiyorlar bence. Anladım. Peki ama şöyle bir şey diyebiliyor musunuz? Televizyonun senden önceki konumlandığı yerle şu anki dijital platformların tamamının toplamı mı aynı yeri işgal ediyor? Hayır, ikisi kesinlikle farklı şeyler. Tamamen ayrı şeyler diye düşünüyorsun. Peki yeni dizi projen var mı? Bakalım, bilmiyorum ya. İstiyor ben de eminim, istiyorum tabii ki istiyorum. Hemen zaten 2 ay oldu, doğru. Aslında hemen 3 ay oldu. Aynen, hemen oluyormuş gerçekten. Bunu düşünmemiştim zamanla ilgili, evet. Yani istiyorum aslında, güzel bir şey. Ay, eğlenceli bir şey, eğlenebileceğimiz bir şey. Dansa tekrar böyle bir burnunu sokmayı planlıyor musun? Yani böyle bir dans tiyatrosu olsa mesela, öyle bir şey olsa yaparım ama sadece dansla ilgili bir şey istemiyorum da daha oyunculukla karman bir şey olsa, birlikte bir şey olsa o zaman isterim. Ay, hadi inşallah. İnşallah. Ya işte o yüzden sizi çok merak ediyorum. Nasıl bir şey yaptınız? Fikir ne? Çok ya, merak ediyorum ve çok böyle yetenekli ve Beyhan Murphy zaten çok severim. Çok beğenerek ya izlerim hep. Bizim MDT ile tanışmanı çok isterim ya. Çok yani gerçekten kafa açıcı da insanlar. Ve işlerini çok seviyorlar. Biz de işini seven değerli olduğu için abi biz de hemen tutunuyoruz tabii. Evet, çok merak ediyorum yani. O yüzden şeyi, koreografisini de çok merak ediyorum. İnsanları da, tarzını da, fikrini de çok merak ediyorum. O yüzden izleyeceğim. Evet, karşımda Aybüke Busat. Üzüleceksen eğer hemen yanımdan uza. Elimde mikrofon, göbek adım Yakuza. Hazır mısın rap battle'a kılıcını kuşa? Her hafta aynı terane, İbo sakın. Sallanan sandalyede dinlenme vakti. Yeni nesil burada, verdik emekliye tatil. Şahin tepesinde seni avladım gafil. Senin yerin bura değil, Kuğu Gölü balesi. Evine dönüp hemen toplamalı valizi. Beni yenme ihtimalin Ankara'da deniz gibi. Bu gece sahnede yazacağım kaderini. Dönmelisin Ankara'ya, biletini aldım. Sahnede yazdık, kuşa çalımımı attım. Rap battle'da bale yapıp yaşatırım yıkım. Değişmez kaderim, bu senin alın yazın. O hayat benimde oynamış 2 sezon. Bana kolay rakip çıktı, senin işin de zor. Miss Türkiye üçüncüsü olmuşsun, bravo. Söylemeden geçemeyeceğim, burada benim patron. Rakibini küçümsedin, kaçmasın tadın. Emin ol, üzülmedim, cevaplarım hazır. Mikrofonu alıp burada yapıyorsun dırdır. İşin bitti şimdi İbo, canın kaldı sıfır. Hanımefendiler, beyefendiler, bu hafta konuğumuz Aybüke Busat'tı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya biz yine Zeplin'de olacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.